arkadaşlar. Az sonra da söylersiniz. Tamam, DEHA'yı bekliyoruz. Evet. Başınız sağ olsun. Bilgi almak istiyoruz. Belli olsun acaba. Hiçbir şey belli değildi arkadaşlar. Üzüntümüz, acımız çok büyük. Ama maalesef ne Mesut Yılmaz Bey'in ne Berna Hanım'ın haberi yok daha olaydan. Çünkü Amerika'da tedavi için gitmiştiler. Ve normal gelişleri bu akşam sabahleyin bu olay olduğunda uçaktaydılar. Şu anda haberleri yok. Ben de birazdan çıkıyorum. Uçaktan beyefendiyi alacağız. Zaten uçakta internetleri kapattırıyor ki kimse bilgi veremezsin ona. 7 gibi, 7.30 gibi inşallah uçak iner. Ama nasıl söyleyeceğiz, nasıl yapacağız Allah bilir yani. Ne söylenir, ne yapılır yani. Bilemiyorum. Acımız çok büyük arkadaşlar. Zannedersem zami de belli değil. Saati de belli değil. Onun için onlarla ilgili Mesut Bey aile Türkiye'ye gelmedikten sonra bir şey söylememiz yersiz olur. Üzüntümüz, acımız büyüktür arkadaşlar. Siz kendisini çok iyi tanıyordunuz efendim. Herhangi bir sorunu var mıydı? Neden intihar etmiş olabilir acaba? Öncelikle intihar söylendi tabii ama. Vallahi böyle bir ölüm Allah kimsenin başına vermesin. Sabahtan beri ilk önce Sayın Savcım geldi. Savcımla beraber işte Beykoz Devlet Hastanesi'ne indik. Orada işte bakıyordu. Şimdi adli tıpa geldik. Buradan da Zincirli Kuyu'ya işte yıkanmaya gönderiyoruz. Tarif edemiyorum. Bir sorunu var mıydı? Bir not bıraktı mı? Hayır hayır yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ya nasıl oldu? Anlık bir şey işte. Nasıl oldu bilemiyoruz. Ya Allah'tan başka. Ya Allah şahit başka bir şey yok arkadaşlar. Yani konuşacak şeyim yok arkadaşlar. Size beklemeyin. Peki efendim. Sağ olun. Evli değil.